Efendim iyi günler Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Gene nasıl bir haftaya başladık değil mi? Dün patladı. Biz bambaşka şeyler konuşmak için anlaşmıştık Mehmet Yılmaz'la. Ama kaderin cilvesi kendileri bir Fenerbahçeli ve herhalde en çok da merak eden isimlerden birisin değil mi? Ne oluyor, ne bitiyor? Merak ediyorum tabii doğal. Herkes, ben de merak ediyorum. Tahminin var mı? Yani şu anlamda, hani yapmış yapmamıştır anlamında değil. Bu olay hem çünkü gazeteci olarak da satır aralarını okuyorsun, gelen açıklamaları okuyorsun. Bu iş nereye gider? Lig nereye gider? Hani herkesin şimdi sorduğu sorulardan biri bu. Şimdi bu başlayacak ligi kısa sürede etkileyecek bir sonuç doğuracağını zannetmiyorum. Çünkü bizim yargı sistemimizde bunun sonuç vermesi o kadar kolay olmaz. Benzeri davaların en az 4 sene 5 sene sürdüğünü de biliyoruz. Benzeri örgütlü suç davalarının diyelim. Yani özel yetkili mahkemelerde. Evet, yani dolayısıyla bunun da yani bu sezonu etkileyecek bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum ama Futbol Federasyonu ortaya çıkan delillere göre daha delillerin ne olduğunu bilmiyoruz. Savcı iddianamesini yazıp o delil dosyasını şeye koyduğu zaman, iddianameye koyduğu zaman açıklığa alenileşecek. O gün Futbol Federasyonu kendi şike soruşturmasını sonuçlandırabilir o delillere bakarak. Hmm. Yani mutlaka mahkemenin sonuçlanmasını beklemesi gerekmez diye düşünüyorum. Karar verebilir. Futbol Federasyonu kendi soruşturmasını bitirip kararını verebilir tabii. Yani hani örgütlü suç davası. Ama bunun için o delillerin, yani bir defa bir iddianame yazılacak mı? O yazılacak iddianameyi mahkeme kabul edip davayı alacak mı? O iddianamenin ekinde ne tür deliller olacak? O aşamaya kadar bunu bilmiyoruz. Ancak o aşamadan sonra iddianamenin yazılması ve hazırlık soruşturması üzerindeki gizliliğin kalkmasından sonra Futbol Federasyonu bir harekete geçebilir. Tam da öyle olmadığı yolunda bazı duyumlar var. Bunu hem federasyon hem de emniyet kanatlarından bilgi alan arkadaşlarıma sordum. Diyorlar ki bugün itibariyle hatta belki şu saatte, şu dakikalarda gözaltına alma mahkeme kararıyla oluyor malum. Konusundaki gerekçeler, fezleke, ona dair delil dosyası vesaire şimdiki haliyle federasyona gönderildi. Federasyon hem çok mercek altındaki... Bunu gönderdiyse savcılık hazırlık soruşturmasını iddianame yazılmadan önce alenileştirmiş ve suç işlemiş demektir. Savcı suç işleyeceğini zannetmiyorum. Niye alenileştirmiş olsun? Şimdi bizim hukuk düzenimizde... Özerk bir kuruma gönderiyor. Fark etmez ki özerk bir kurum. Hı. Bir özel hukuk kişiliği. Benden bir farkı yok Futbol Federasyonu'nun. Senden bir farkı yok. Futbol Federasyonu özel hukuk kurallarına da... CNN Türk gibi bir şirket gibi düşünelim. Herhangi birisi. Kaldı ki herhangi birisi olmasa dahi hazırlık soruşturması gizlidir. Bu yüzden 3000 tane gazeteci hakkında dava var. Son 3 yıl içinde açılmış. Hazırlık soruşturması ile ilgili bir şeyin federasyona önceden verildiğini zannetmiyorum. Yani onu duyan arkadaşlar büyük bir ihtimalle ya yanlış bilgi aldılar ya da uyduruyor birileri. Çok yanlış. Birileri uyduruyor. Da olabilir uyduruyor ama. Kendini daha önemli insan haline getirmek için. Bunlar mümkündür. Türkiye'de olur. Ama şimdi şöyle de bir realite var. Ağustos'ta ligler başlayacak, işte kamplar, en önemlisi hani ligin, Süper Lig'in alt sıralarında olsa bunlar, gene şimdi önemli gibi ama işte bir derece. Şimdi bu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Oynayabilir yani. Takım önemli. Şampiyonlar burada. Ligi, şimdi Fenerbahçe şu anda Türkiye futbol geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitirdi. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ön elemesiz olarak birinci i̇şte turdan itibaren başlayacak. Değilse çok tuhaf i̇şte bir manzara olmaz o zaman, mı? Fenerbahçe açısından sorun olur. Niye Türkiye açısından sorun olur? Hayır, Türkiye açısından şöyle sorun olur. Onun yerine gitmesi gereken takımlar çünkü değişecek. Şimdi belki. Zaten eğer bu soruşturma çok kısa sürede sonuçlanmazsa
geriye dönüş sadece o ünvanın alınıp öbür takıma verilmesiyle ilgili bir sonuç yaratacak. Bu da az buz bir şey değil. Az buz bir şey değil tabii, ciddi bir yani parasal kayıp da öbür takımlar için. Fenerbahçe'nin kasasına girecek paralar var. İşte bunun naklen yayın hakları var. Var Allah var, bir şey var. Evet, dolayısıyla hukuk, zor yani. Hukuk böyle yani. Ne ama spor servisindeki arkadaşlar da dediler ki yargı kararları, yasal yollar açık olmak kaydı ile federasyon duruma bakıp bir kanaat belirtebilir ve... Evet, federasyonun böyle bir hakkı var. Federasyon hakkı var. Zaten bir şike soruşturması yapmak ve onunla ilgili evet. kendi kararlarını almak evet. zorunda. Mahkeme kararını beklemesi de gerekmez. Ama o karar, o kanaate ulaşmış olmak için dediğim gibi savcılığın elindeki dosyaları biliyor olması lazım. Bizim bu hukukumuzda da bu aşamada bunu bilemiyor olmaları gerekir. Biliyorlarsa tuhaf. Yani bugüne kadar eleştirdiğim şeyler bunlar da esasen. Benzeri soruşturmalardaki problemler. Tabii medya nasıl yansıyorsa oraya da öyle yansıyor diyen de çıkabilir. Hani savunmak adına söylemiyorum. Birkaç şu saate kadar görmediyseniz hızlıca geçelim. Birkaç gazetenin manşeti kim nasıl yansıtmış? Hürriyet gazetesi liste başı demiş. Örneğin liste başından kasıt Aziz Yıldırım. Hakikaten de Aziz Yıldırım'ın bu soruşturmada gözaltına alınmış olması, varlığı bizatihi bir şok etkisi yarattı. Yani ben dün hakikaten televizyonun başında nasıl yani? Aziz Yıldırım'da mı? Diye hani Fenerbahçe'yi evet, bir suç işlediyse Aziz Yıldırım'da gözaltına alınabilir. Diyor. Suç konusunda ciddi şüphe varsa, onları daha bilmiyoruz. Daha ifadeleri alınıyor. Evet. Yani mahkemeye nasıl bir fezlekeyle gidecekler? Nasıl mahkeme onu yeterli bulup tutuklayacak mı, davayı kabul edecek, bunların hepsi meçhul. Şu anda boş konuşuyoruz. Hepimiz boş konuşuyoruz ama Türkiye'de futbol kültürüne uygun bir şey bu. Bu konuda saatlerce konuşabiliriz. Doğru. Sabah gazetesi zirveden uçuruma demiş ve iddialar doğru çıkarsa Fenerbahçe'yi şu vahim sonuçlar bekliyor diye tam sayfa sıralamış. Süper Lig şampiyonluğu elinden alınacak, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacak, Sivas ve Eskişehir ile birlikte küme düşecek, Bankasya Ligi'ne yani bir alttaki lige eksi puanla başlayacak, Aziz Yıldırım 6 suçtan 60 yılla yargılanacak. Yani boş konuşuyoruz diyorsun ama galiba herhalde daha bir sene bunu konuşacağız biz. Öyle yani olacak. Ben bir seneden daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum. Ama tabii iddianame ortaya çıktıktan sonra yani Futbol Federasyonu kararını daha çabuk verebilir. Yani mahkemenin bitmesini beklememiz bu konuda bir temizlik işi için, eğer varsa böyle bir şey, beklemek gerekmeyecek diye düşünüyorum. Evet işte. Ama Ağustos'ta lig başlıyor, lig böyle başlayacak. Buna da yapacak bir şey yok. Bir ay içinde bir şey olmaz diyorsun. Radikal, şike kamerada demiş. Bir takım hazırlıklar bu konuda, para alışverişi vesaire kamerada demiş. Kimilerine göre ayrıca bir de ses kaydı varmış. Zaman gazetesi futbolda şike depremi diye daha ortadan diyebileceğim bir başlıkla çıkmış. Habertürk ayrıntıya dalmış da hani o ayrıntı ne söylüyor onu çok bilemeyeceğim. Galatasaraylı savcı başladı, Fenerbahçeli bitirdi diye. Hani enteresan bir ayrıntı gibi görünüyor önce de. Yani bir ayrıntı bile değil. Yani işte bu ne anlamda onu çok bilemedim böyle bir manşetin. Fakat alttaki bir başlık birçok gazetede var. Trabzon'un şike yapmaya çalıştığı ancak başarılı olamadı, beceremedi. Beceremediği iddia ediliyormuş. Bunu... Bu da suçtur biliyorsunuz aynı derece. Hangisi? Yani şike girişiminde bulunmak da suçtur. Ama bunu söylemek de sence hani beceremedi şimdi, diye bilmiyorum ki. Yani bugün gazetelere ben de sabahleyin bakarken bak ortada bir şey yok. Bildiğimiz bir şey yok. Sadece şeyler var. Acaba o mu, acaba bu mu gibi sorular var. Hemen hemen her gazetede bu şike mi, bu değil mi diye.
Ama genel tona bakarsak da kararını vermiş yani, gazetelerin yazı işleri. Hatta Star kararlarını gazetesi vermişler. Daha ileriye gitmiş. Star gazetesi şöyle bir karara varmış. Futbolun Ergenekon dosyası açılıyor diye vermiş. Yani hani böyle bir karar verilmiş, burada bir suç var vesaire. Üstelik de bu Ergenekon bağlantılı. Şimdi tuhaf bir şey. Mesela gazeteleri okudum. Emenike şike yapmış, maçta oynamamış. Sezer şike yapmış, maçta oynamış. Şimdi ben bir futbolcuya şike yapsam, bu maçta oynama diye oynamasını tercih ederim esasen. Çünkü onun yerine oynayacak adamı kontrol edemezsin. Ama şike yapıp parasını verdiysen oynamasını istersin. Oyuncunun sahada olmasını, başını sıkıştığı anda bir şey yapmasını beklersin. Ne bileyim işte penaltı yaptırır. Efendime ama güçlü söyleyeyim, bir oyuncuysa onu oynamasını şimdi Emenike'nin oynamasını tercih ederdim şike yapıyor olsam. Lugano'ya bir kafa atardı, atılırdı. Karabük 10 kişi kalırdı. Hangisi daha garanti bir şike? Veya ceza sahası içinde korner atılırken top çıkarmaya gelir, eliyle topa vurdu, penaltı kazanırdım. Hangisi daha iyi şike? Oynamaması mı? Ki böyle şeyleri, yani, böyle şeyleri yani gördük. Biraz da o maçları seyretmiş olmak lazım diye düşünüyorum. Ben o maçları titizlikte seyrettim, heyecanla da. O maçlarda böyle bir şike izlenimi edinmedim. Doğrusu. Yani hani senin izlenimin şike yapılan de, şike yapılan şike maç yani şike yapılan de maç belli, çok kendini belli eder. Bugüne öyle kadar mi? Çok gördük öyle maç. Ben çok anladığımı söyleyemeyeceğim ama offside'ı biliyorum. Onu anladım, anlıyorum da bu kadarını bilemeyeceğim. Efendim son dakikayı biliyorsunuz, son dakika günlerindeyiz gene. Bu kez CHP ile ilgili bir not çok önemli. Özellikle bugün CHP'nin yemin konusundaki tavrı, meclise meclis çalışmalarına nasıl katılacağı yolundaki soru işaretlerini düşünürseniz daha önem kazanıyor. Buna göre CHP'li muhaliflerden kurultay için imza toplama çabamızı durdurduk açıklaması geldi. Yani her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde birlik ve beraberlik manzarası sergileyeceğiz diyor muhalifler. Şimdi muhalifler bence o giriştikleri işi beceremeyeceklerini gördüler. Onun için şimdi böyle bir şey yapıyorlar. Bu da siyaseten bir geri çekilme operasyonudur diye düşünüyorum. Yani o kongreyi toplayıp, o kurultayı toplayıp mevcut heyeti deviremeyeceklerini gördükleri için böyle yapıyorlar. Senin yapabileceklerini de, görselerdi yaparlardı. Cool, gerçekçi tavrına bayılıyorum biliyor musun Mehmet? Hakikaten hani birazcık şurada böyle heyecanlı heyecanlı. Şimdi bu açıklama üzerine 8 açık oturum yapılır. Evet, 18 yapılacak. Canlı bağlantı ama işte yapılacak. Türkiye'de güzel, eğlenceli bir hayatımız var. Ama yani, bu muhalif beyler, kimlerse onlar, yani biz biliyoruz da, onlar eğer bunu yapabilecek olsalardı yaparlardı. Siyasi geçmişlerini ve hangi durumlarda nasıl pozisyon aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla işte, bu şimdi yok hani partimiz birlik beraberlik falan. Biz ben inanmam en azından. Birbirimizi biliriz. Futbolda da öyle, siyasette de öyle. Bazen hakikaten çok uzaktan bakmak ve birçok şeyden haberdar olmamak çok iyi diye düşünüyorum. Evet, ben en ideal. Bakıyorsun ve anlıyorsun, çözüyorsun. Şimdi herhalde çok da daha fazla Fenerbahçe'yi konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece bir parasal boyutunu, yani konuştuğumuz şeyin boyutunu anlamak adına Mehmet Altan'ın bugünkü yazısından birkaç not vermek isterim sizlere. Özellikle bu yasa dışı bahisler konusu, bir tek maçın kazanılıp kaybedilmesi bile milyarlar değerinde olabiliyor. Mehmet Altan bugün anlatıyor. Diyor ki Türkiye 8 milyar dolar resmi bahis liglerinde, yasa dışını bırakın, resmi bahis liglerinde dünyada 3. sırada. Yani futbolumuz dünyanın 3.sü oldu bir ara. Futbol dünyanın 3.sü olduk ama hani o tamamen artık bahsettiği yer, sonraki Dünya Kupası'na katılamadık. Yani dünyada futbolumuz da yokuz ama
Resmi bahisle dünya üçüncüsüyüz. Nasıl bu ters şey Allah aşkına? Şimdi birincisi ülkenin şeyle ilgili, durumuyla, ekonomik durumuyla ilgili. Şimdi burada bir büyük bir şans oyunu beklentisi içinde olan büyük bir kitle var Türkiye'de. İşte at yarışlarında da kötü durumda değilizdir dünyada bir sıralama yapsa. Milli piyangoda da kötü durumda değiliz. İşte geçenlerde 22 trilyon lira para dağıtıldı. Ama olimpiyatlarda hani... Birincisi halkın işte şans oyunlarından beklentisi. İkincisi organize suç çetelerini kurmanın ve ayakta tutmanın nispeten kolay olduğu bir ülke Türkiye, Almanya'ya göre, Fransa'ya göre. Ama şimdi bu mücadele, savcılığın organize çetelere karşı kararlı tutumu bunları giderek eleyecektir. Hep böyle olur. Dünyanın her yerinde de böyle oldu. Tabii çok hakikaten muazzam bir sektör. İşte gene Mehmet Altan'ın yazısından söyleyeyim. Yaklaşık 60 bin kişi ekmek yiyor bu resmi bahis sektöründen. Her haftada 3,5 milyon kişi bahis oynuyormuş. Kısacası çok çok büyük paralar söz konusu diyor ki buna şey dahil değil. Yani kulüplerin işte borsadaki hisseleri, hani tişört şu bu falan satışlarıyla elde edilen gelirler, kombine satışları zaten bir Emenike'ye 4 milyon euro mu verilmiş? Öyle bir para var. Evet, o transfer parası diye. Evet, hayır transfer parasından zaten söz ediyorum. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Bu altyazıyla gördüğümüz az önce CHP'deki duruma geçelim. İki yazı paylaşacağım. Birbiriyle tamamen ters zıt şeyler yazan iki yazar. Arkasından Mehmet Yılmaz'a onun görüşünü soracağım. Kaç yıldır gazetecilik yapıyordun sen Mehmet? 74'ten beri. Aynı dönem galiba değil mi bizimle? Yani 37 yıldır. Yıl oldu. Hani 37 yıldır neler gördük, neler diyen bir meslektaşımız olarak kendisine soracağım. Önce Can Ataklı'nın yazısını paylaşalım. Can Ataklı yemin etmeme eylemini çok doğru bulduğunu, çok sonuna kadar desteklediğini ve herkesin de desteklemesi gerektiğini yazıyor. Bakın nasıl gerekçelerle. CHP'nin tutumunu destekliyorum. Tamamen iktidar dayatmasıyla ve kara propagandalarla tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmamasına karşı mutlaka bir tavır konmalıydı. CHP bunu yapmıştır. İktidarın durumu istismar etmesi, CHP'yi köşeye sıkıştırdığını düşünmesi bu durumu değiştirmez. CHP'ye oy verenlerin de aksi tepkisi olduğunu sanmıyorum. Şurası açık ki 12 Eylül askeri darbesinden bu yana ilk kez parlamentoda bu kadar çaplı bir demokratik eylem sergileniyor. Belki kamuoyunun bir bölümündeki şaşkınlığının altında yatan da budur. Çünkü 12 Eylül zihniyetiyle direnme, protesto etme, tavır koyma gibi özelliklerini yitiren toplum şimdi CHP'nin etkili eylemiyle şaşkınlığa düşmüş durumda. Eylemsizlikten gelenler en küçük eylemde bile anlamsız bir refleks gösteriyor. 12 Eylül nesli farkında olmayabilir ama bizim yaşımızda olanların köklü bir demokrasi, demokratik direniş, karşı koyma, eleştirme, haksızlığa isyan kültürü var. Artık yeni neslin de bu uyuşukluğu üzerinden atması, demokrasinin kurallarını iyi bilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakınca CHP'nin başlattığı demokratik direnişi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar götürmesi gerekir. Türkiye oy çokluğu ile fetişizmden kurtulmak ve gerçekten ileri demokrasiye geçmek zorundadır. Bu uğurda bir dönem sıkıntı çekilebilir, zorluklar yaşanabilir ve hatta bugün yaşadığımız zulme biraz daha boyun eğilebilir. Ama aydınlık Türkiye'ye çıkışın en iyi yollarından biri demokratik kültürü sonuna kadar yaşamak ve yaşatmaktır. Can Ataklı, Vatan. Demokrasinin gelişmesi adına bu eylem çok sağlıklı, doğru diyor Can Ataklı. Taha Akyol ise hem de CHP içinden bir ismin görüşlerine de yer vererek tam tersini söylüyor. İzleyelim, sonra bu konuyu bir parça konuşacağız Mehmet Yılmaz'la. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün başkanını seçecek ama ana muhalefet yok. CHP bu durumu ne kadar sürdürebilir? AK Parti bugün tek başına meclis başkanını seçebileceği gibi yarın tek başına hükümet kurup güven oyu alacak. Hükümet programı görüşmelerinde kamuoyu sadece AK Parti ile MHP'yi dinleyecektir. Sonra meclis Ekim'e kadar tatile girecek. CHP geleneğinin tecrübeli isimlerinden Ali Topuz diyor ki, çözüm parlamentoda deyip parlamento dışı kalmak nereye kadar sürdürülebilir?
Bu bir marjinal parti görüntüsüdür. CHP'ye yakışmıyor. Evet, CHP kendisini maalesef fena bağladı. Topuz'un dediği gibi Süheyl Batum'un çıkışları CHP'yi yanlış uygulamalara yöneltti. Ben dün bazı başka CHP'lilerle görüştüm. Bugün yemin edip oturuma katılmak gerektiğini düşünüyorlar. Ama tabii isim yazmamı istemediler. Kılıçdaroğlu Atina'dan dönünce bu konuyu görüşeceklerini söylediler. CHP ve AK Parti'den bazı isimler arasında görüşme trafiği de sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile 1993 yılında tanıştım. İyi niyetli bir siyasetçi olduğunu biliyorum. Ben de iyi niyetle yazıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP bu çıkmazda kalmaya devam ederse partinizdeki politika kurtları bir süre sonra bütün suçu size yükleyeceklerdir. Partiyi çıkmaza soktu, sonuç alamadı ve parti kararıyla meclis grubunu bağladı diye. Yemin edip meclise katılmaktan başka salim bir yol gözükmüyor. Taha Akyol, Milliyet. Ne diyorsun Mehmet Yılmaz? Taha Bey'e katılıyorum. Başka bir yol görünmüyor. Öyle mi? Yani şimdi CHP ne yapacak? Şimdi Başbakan dün diyor ya işte 4 sene tükürdüklerini yalacaklar, sonra dönecekler falan. Mahkemenin bu tutukluluk halini devam karar veren mahkemenin tavrının değişeceğini zannetmiyorum. Ve o mahkeme tutukluluk süresi 10 seneye kadar çıkıyor bu tür davalarda biliyorsun. 10 sene bile o insanları, sanıkları tutuklu olarak yargılamaya devam edebilir. E peki o zaman CHP ne yapacak? 4 sene meclise gitmeyecek mi? Peki hükümet yani bu konuda bir şey yapamaz mı? Hükümet yani, bu konuda ne yapabilir? Nasıl ne yapabilir? Yani kanun çıkartabilir. CMK'nın 100. maddesini değiştirmekten. İşte onu değiştirebilir. Onu değiştirebilir. Evet. Yani zaten çünkü uzun tutukluk süresini kendileri bile eleştiriyorlardı. Başkaları değil artık. Bunu değil yani hükümetin katkısıyla, hükümetin işbirliğiyle bazı kanunlarda düzeltmeler yapılır. Ve bu kriz ancak o zaman aşılabilir. Çünkü CHP kendisini çok yanlış bir şekilde bağladı. Bir siyasi parti siyasi bir meseleyle ilgili tavrını başkasının atacağı adımlara bağlar mı? Yani AKP'den bir kımıltı olmazsa bu yönde ama CHP'nin yapacağı ne var? Hayır ama girse ne yapacak gene eğer hükümet bir şey yapmazsa iktidar partisini çoğunluğu böyle bir adım atmak şimdi iktidar partisi yeni ve demokratik bir anayasa sözü vererek seçime girdi ve seçimde kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet oldu. Ana muhalefet olarak iktidar partisinin sözünü yerine getirmesini zorlamak için bulunması gereken yer meclis. Yeni meclisi diyorsun. Meclisin dışında nasıl bir güç, nasıl bir etki yaratarak bunu sağlayabilirsiniz? Böyle bir protesto olmaz. Çünkü bu protestonun başlangıcı ve bitişi size bağlı olan bir şey değil. Yani çıkıp da ben bunlar serbest kalana kadar yemin etmeyeceğim, yemin etmeyeceğim dersen ama her protestoda sonuçta kararı ben veririm. Ne zaman başlayacağımı, ne zaman bitireceğime ben karar verebilirim. Ama burada karar şeye bağlandı. Söz konusu iki tutuklu milletvekilinin bırakılmasına bağlandı. Ayrıca buradaki sorun sadece o iki milletvekili değil ki. KCK davasından yargılanan BDP'li milletvekilleri de var. Bu iki milletvekili bırakılırsa öbürleri tutulmaya devam ederse CHP yemin edecek mi? Edeceğini anlıyoruz. O zaman bu nasıl bir ilke? Şimdi, yani ilke şudur. Milletvekili seçilen bir insanın tutukluk hali devam etmemelidir. İlke budur. O zaman KCK'dan davasından yargılananlar için aynı şeyi savunuyor olmanız lazım. O zaman onlar da serbest kalana kadar girip yemin etmemeniz gerekmez mi? Tutarlı davranış açısından. Tutarlı olmak açısından. Onun için doğru bulmuyorum. Yani bu bir sonunun nereye varacağını düşünmeden atılmış bir adımdır diye düşünüyorum. Şimdi ben süre itibariyle yazıları birazcık kısaltıyorum mecburen. Can Ataklı Oyası'nda ayrıca bir de öneriyle tahmin arası bir şey yazıyor. Diyor ki bir süre sonra diyor bu yemin etmeme devam ederse bu CHP'lilerin milletvekillikleri düşebilir. Düşürülebilir ve bir ara seçime girilir. O ara seçimden sonra da tekrar girmezler ise meclise
işte filan sürede yeniden bir ara seçim yapılamayacağı için erken seçime gider. Bir erken seçime zorlanır diyor. Şimdi bu da tabii yarar yaramaz CHP'nin işini orasını bilmiyorum ama yani böyle hedefler koymuşlar mıdır sence gözlemin? Yoksa hakikaten bir yola girdiler mi? Bence bir yola girdiler mi? Yani tam bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete tablosu diye düşünüyorum. Bir başı sonu düşünülmemiş bir politik girişim diye düşünüyorum. Peki nasıl dönebilir şimdi CHP buradan sence? Vallahi öyle laflar söylediler ki başbakan da şimdi onun üzerine gidiyor işte tükürdüklerini yalayacaklar falan gibi. Nasıl dönerler? İşte orada siyasi liderin kalitesi önemlidir diye düşünüyorum. Çok büyük bir test tabii. Evet, Kılıçdaroğlu. Onun nasıl döneceğini bulmak onun işi. O başlattı. Peki şimdi yani yeni anayasa, demokrasi, demokrasinin kalitesi derken iktidar partisinin hakikaten ya bana mı sordunuz? Ben mi ne yapacağım falan? Bu tavrı ve işte CHP gelmezse gelmesin kardeşim tavrıyla. Nasıl yapacağız biz şimdi? Bütün şimdi bu meseleleri bir kenara bırakalım. Nasıl olacak başbakan, bu? Başbakanı tanıyoruz. Belediye başkanlığı olduğu dönemi bir kenara bırakalım. Son 8 yılını biliyoruz en azından. Hı hı. Son 8 yıllık Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını izleyen bir insan. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumda böyle bir durum karşısında böyle şu andaki gibi davranacağını tahmin edemez mi? Herhalde eder. AKP'nin böyle demokratik uzlaşma, işte herkesin katıldığı politikalar üretip onları çözme, işleri, meseleleri çatışmaya getirmeden konuşarak halletme gibi bir politikasının olmadığını 8 yıldır bilmiyor muyuz? Bu yeni mi ortaya çıktı? Yeni ortaya çıkmadı. 8 yıldır bu parti böyle krizlerle, peki, o zaman kriz yaratarak hatta bazı zamanlarda bu ülkeyi yönetiyor. 20 sene olacak da denemez mi peki? Yani hani yemin etselerdi ne değişecekti? Gene AKP kendi anayasasını mı yapacaktı? Ya, nasıl olacaktı? Yapmaya çalışacaktı. Yine kendi anayasasını yapmaya çalışacaktı. Ama siz de mecliste bir güç olarak onu zorlardınız. Politik olarak mahkum ederdiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Ya, bilmiyorum yani. Hani ne yani orada komisyonlarda, orada komisyonlara olup o anayasa komisyonunda her maddeyle ilgili itirazın varsa ona itiraz etmek. Karşı tarafı ikna etmeye çalışmak. Evet ben inanıyorum ki AKP zaten dinlemeyecekti. Buna hiç kuşku yok. Çoğunluğuna güvenecekti. Çünkü öyle bir demokrasi anlayışı var. Öyle bir siyasal kültürleri var. Ama politika bunun için yapılır zaten. İşte o der bir şey. Sen der A, sen dersin B. Bunu hiç olmazsa buraya yazdırırsın. Tutanağın içinde senin de böyle düşündüğün tarihe böyle geçer. Şimdi AKP iktidarına çok ciddi hatta şaşırtıcı bir destek vermiş olan Murat Belge bugün Radikal Gazetesi'nde Ezgi Başaran'a konuşmuş. Murat Belge karamsarım, hem karamsarım hem ümitli diyor. O, iyimserliği kendisiyle alakalı. Bir gün başıma bir şey gelirse başörtülü kızlar ya bu iyi bir adam aslında diye beni savunurlar diye ümitliymiş. Fakat karamsarlığı için Radikal Gazetesi'ni görürsek arkadaşlar birinci sayfadan da evet anons edilmiş. Diyor ki Murat Belge hükümetten artık beklentim kalmadı çünkü askerle mücadele denilen şey demokrasiden çok AKP'yi güçlendirdi ve AKP bu güçle yine kendi gücünü arttıracak kısmi bir anayasa yapacak diyor. Şimdi o zaman hani demin sorduğumu yine sormak istiyorum. Hani girsen bir türlü girmesen bir türlü meclise mi? Meclise girecek. Ya da yani en azından ses duyurmak mı? Kimileri de onu savunuyor. Yani hiç değilse dünyanın dikkatini çekti diyor Kılıçdaroğlu için. Böyle de bakılabilir mi sence? Ben bakmıyorum böyle. Öyle görmüyorum. Ben meclisin içinde kalıp bu mücadelenin meclisin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ne olursa olsun. Yani o zaman AKP'yi mahkum, yani AKP'nin vereceği, yapmayacağı belli olan şeyleri sen teklif olarak oraya getirebilirsin. AKP'nin nasıl bir düzen istediğini
ileri demokrasi diye tanımladığı şeyin esasen ne olduğunu, oradaki mevcudiyetinle yaptığın kanun teklifleriyle, o maddelerin görüşülmesi sırasındaki itirazlarınla öyle ortaya koyabilirsin. Meclisin dışında kalarak bunları nasıl yapacaksınız? Yani ben tersine bir cevap veremediğim için buna da cevap veremeyeceğim. Yani meclisin içine... Öyle mi? Yani yapacaksınız derken CHP'lilere soruyorum. Üzerime alma. Almayayım. Peki. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Şimdi demokrasiden bu kadar bahsetmişken senin gazeten dahil, Hürriyet Gazetesi dahil pek çok gazetenin içeride görmeyi tercih ettiği Madımak olaylarına gelmek istiyorum. Birinci sayfadan görme, yani diyeceksin ki içeride verdiler ki evet tamam ama doğrusu birinci sayfadan görülmeyi hak eden bir olaydı. Madımak'ta anmak isteyenlerin, yıl dönümünde anmak isteyenlerin başına gelenler. Sen de bugün köşende bir hayli geniş yer vermişsin. Yani nasıl izah edilebilir bir durum bu Allah aşkına? Şimdi medya üzerinde açık, gizli bir baskı olduğu kesin. Hı hı. Buna hiç kuşku yok. Ve gazeteler, gazete yönetimleri hükümeti kızdıracak, hükümetin hoşuna gitmeyecek şeyleri birinci sayfalarında fazla büyütmeme eğilimindeler. Bu yüzden onları ben şahsen eleştirmem. Bir haber niye büyüdü, niye büyümedi, niye küçük verdin, niye büyük verdin diye bir şey de eleştiri de manasızdır. Çünkü her gazetenin yöneticisinin bir bakışı var. Onun değerini öyle görmüşler. Ya ben olsaydım başka bir şey yapardım belki. Sen olsaydın başka bir şekilde verebilirdin. Bundan dolayı gazete yöneticisi eleştirilmez ama gazete yöneticilerini eleştirmiyor olmamız bu durumların hükümetin baskısından kaynaklanmadığı anlamına da gelmiyor. Ya da bu olayın önemsiz olduğu. Ya da bu olayın önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. Evet. Peki Madımak'ta neden bu yaşandı? Yani yıllardır işte o kebapçı yapıldı son derece hakikaten vicdanları incitecek bir kararla Madımak Oteli. Ondan geri dönüldü, kamulaştırıldı vesaire. Güzel bir yol alındı diyebiliriz. Güzel bir yol alındı. Geçen sene devlet bakanlar katıldı. Evet. Anma törenlerine. Tamam, olması gerektiği gibi oldu. Müze olması istediler olmadı ama şimdi anmaya gidenlere de bu muamele yapılıp biber gazı sıkmak. Zaten biber gazını ayrıca bir konuşalım Allah aşkına. Şimdi bir şey var. Bu Madımak olayını sen bir anma töreni mi? Anma töreni dediğimiz şey nerede yapılır? Birisi bir ölüyü anmaya nereye gideriz? Nereye gider? Mezarın başına gitmez miyiz? Veya ne bileyim bir olay oldu. O olay nerede olduysa orada olur o anma töreni. O anı yaşamak için. 1 Mayıs'ta kurbanları neden Taksim'de anmak istedik hep? Çünkü o orada oldu. O bir sembol. Tabii. Madımak kurbanlarını anarken Madımak Oteli'nin önüne gelmemek ne demek? Bunun yasaklanması ne demek? Polisin bununla izin vermemesi ne demek? Bunu yapmak isteyenlere karşı bir de biber gazı sıkıp şiddet uygulamak ne demek? Oraya törene gelenleri, şehir dışından gelenleri durdurup ellerindeki pankartları inceleyip polis sen kim oluyorsun da adamın ne diyeceğine karışabiliyorsun? Polisin böyle bir etkisi yok ki. Madımak Utanç Müzesi yazan bir pankart mesela. Evet, polis buna ne karışabilir? Etmiş. Polis savcı mıdır, hakim midir? Polis hakimin, savcının verdiği talimatı yerine getirir. Asayişi sağlar. Polisin görevi bundan ibarettir. Polis bu pankartı okuyup hayır bunu sokamazsın demek hakkına sahip olan bir kurum değil ki. Bu ancak faşist düzenlerde, polis rejimlerinde olur. Polisin böyle aşırı yetki kullandığı. Zaten eleştirdiğimiz şey de budur. Bu nasıl bir demokrasi ki polis otobüsleri durduruyor, bir demokratik gösteriye gitmek isteyenleri gitmesine engelliyor. Ellerindeki pankartları inceliyor, beğenmiyor, 20 otobüsü içeriye sokmuyor. Bu nasıl bir demokrasi bu? Böyle bir demokrasi olur mu? Vali çok ilginç açıklamalar yaptı sonrasında. Bir de çünkü sadece biber gazı meselesi değil, yakanla
yakılanların isimleri aynı. Evet, aynı yerde listede, yakanların ismi de var. Yer aldı. O da dedi ki ben dedi kime öldüğüne bakarım dedi. Hani kimin niye öldüğü beni ilgilendirmiyor gibilerinden. Biz zaten dedi o cümleye çok bayıldım. Biz dedi meseleye dedi insan odaklı bakıyoruz çünkü dedi. Yani valide öyle bir insan demek ki. Biz de insan odaklı olarak baktığımızda valiye öyle bir insan olarak tanımlayabiliriz o zaman. Yani ancak, katille, evet. Katille kurbanı arasında bir fark görmeyen bir insan. Ve vali olmuş nasıl olduysa. Nasıl olduğunu tahmin edebiliriz. Peki şu biber gazı meselesine bu konuda yapacak bir şey yok mu Allah aşkına? Yani inanılmaz bir şekilde işte senin yazında da var. Seçimden önce stoklar tükendi biliyorsun. Ay inanılır gibi değil. Stoklar tükendiği için örtülü ödenekten para çıkartıldı. Yeni biber gazı stoğu alındı. Böyle giderse yani polis her gösteride biber gazı sıkmak, ortalığı toza dumana katmak eğiliminden kurtulmadığı sürece bu böyle gider. Şimdi bu bütün mesele polisin kafasının, yani Türkiye değişti. 12 Eylül'den bugüne Türkiye değişti. Hı-hı. Başka bir ülke oldu. Giderek Hı-hı. de değişiyoruz. İşte askeri vesayet bitiyor falan. Ama polisin kafası aynı yerde. Yani polis 1970'lerde neyse, 1970'lerde toplumsal olaylara nasıl bakıp ve müdahale ediyorsa polisin kafası hala aynı. Ya bu arada silahları gelişti. Eskiden frukolar vardı. Şimdi biber gazlı robokoplar var. Hı hı, yani hı. Poliste değişiklik sadece bundan ibaret oldu. Kafa aynı kaldığı için işte her şeyde biber gazı sık, onu döv, bunu döv. Yani polis demokratik bir toplumdaki yerine çekilmek zorunda artık. Asker demokratik bir toplumda olması gerektiği yere doğru itildi. Burada Türkiye önemli bir mesafe kazandı. Şimdi sıra polisin de aynı şekilde olması gerektiği yere itilmesidir. Şimdi burada tekrar Radikal Gazetesi'nde Murat Belge'nin söyleşisine, sözlerine dönmek istiyorum. Diyor ki 13 Haziran günü çok mutlu uyandım diyor. Çünkü tam da tahmin ettiğim üzere AKP büyük bir başarı sağladı. %50 oy aldı. Ne diyor? Darbe marbe olmadı diyor. Şimdi belli ki böyle bir kaygısı hala varmış. Yani Murat Belge çok akıllı, aklı başında bir insan. 13 yani 8 yıl 2 dönem üst üste tek başına iktidar olmuş. Darbe olmamış. Darbeye teşebbüs etmek isteyenler yakalanıp hapse atılmışlar. Haklarında davalar sürüyor. Ve hala Murat Belge 13 Haziran sabahı AKP kazandı diye darbe olacak diye kuşkulanıyor muymuş? Yani olmadı diye sevindiğine göre demek ki bir kuşkusu varmış. Işte. Yani bu memleket neyse ki bari bunu atlatmış diye. Sen yani işte çılgın bir topluma derken dönüştük. Yani Murat Belge bile bunu düşünebiliyorsa faal bir toplumda yaşıyoruz demin artık. Değişti derken gerçekten ben müthiş bir değişim olduğunu fakat bunun bir türlü yerine oturmadığını. Evet. Mesela Aysel Tuğluk zannediyorum. Evet Aysel Tuğluk mesela Kürdistan'ın inşası için çok önemli adımlar atılıyor ve atılacak diyor. Ahmet Türk keza Kürdistan İFA, Kürdistan Özerk Bölgesi diye söz ediyor. Şimdi bir yandan bunu çok net konuşabiliyoruz. Evet. Ve hatta bu boykot yemin meselelerinde. Alma töreni yapılıyor işte yani vücuduna bomba sarıp masum insanların arasında kendini patlatan birisi için alma töreni yapılabiliyor. Evet, evet. Bir yandan ama bu böyle nispeten hükümet sempati göstermek demeyeyim ama en azından görmezden geliyor. Ama bir yanda mesela CHP'ye çok ağır bir hücum var ya da asker hakikaten yarın sabah darbe yapacakmış gibi çok ağır bir baskı altında ve işte balyoz dalga dalga devam ediyor. Yani bu değişim meselesindeki algı farklılığından mı kaynaklanıyor? Şimdi bu işte bu bütün mesele bu dönüşüm demokratikleşmeye, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasına doğru mu yöneliyor? Yoksa bu değişim bir yeni bir tek parti iktidarı dönemine mi dönüşüyor? Sence? Bence yeni bir tek parti iktidarına dönüşüyor bu iş. Problemimiz o. Acaba yani şimdi seçimlerden önce başbakan hep CHP'nin tek parti dönemini eleştirdi. Hatırlayın. Neden kötücü tek parti iktidar dönemi? İşte hakimleri o seçiyor. Yargıya o hakim.
Polis o ne isterse onu yapıyor. Asker zaten onun emrinde. Vatandaşların hakları hiçe sayılıyor. Medyada özgürlük yok. Sadece hükümetin istediği şeyler yazılıyor. Değil mi? Tek parti dönemini kötülemek için kullandığımız şeyler bunlar. Bugün ne oluyor? En son burada seninle beraber programa çıktığımızda söylediğim bir cümle yüzünden CNN Türk ceza aldı. Evet bak ben onu unuttum gerçekten son buluşmamızda. Ben burada bir şiddet mi, terör mü çıkardım? Ben burada bir fikrimi söyledim. Bir fikir yüzünden ceza aldı. Doğru söylüyorsun. Ben en son buraya çıktığımda. Gündeme daldım onu unuttum. Uyarı aldık hakikaten. Şimdi demokrasi de bir demokrasi de olabilecek şey mi bu? Yani bunun bir demokrasiye doğru dönüşme, evrilme olduğunu söyleyebilir miyiz? Böyle bir ülkenin. Peki o zaman... Bu bir tek parti iktidarına yöneliyor. Tehlikeli yani olan şey bu. Yani o zaman böyleyse hani demokrasicilik oynamanın da birbirimizi kandırmanın da manası yok diyenleri hani işte ama bütün bunları bütün bunların teşhir edileceği ve hesabının sorulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sen evet ve o mevziyi bırakmaman gerekir diye düşünüyorum. O mevzi o kadar önemsizse niye girdin seçime kardeşim o zaman? Niye orada daha ama çok sayıda... Önemsiz olduğu için bırakılmıyor. Orayı bırakmanın etkisi tam da tersine. Orası önemli bir yer olduğu için orayı bırakmanın etkisi çok daha fazla olacağı için diye. O zaman bırak. Akıl yürütme. Bu bırakma da değil. Belki fark ettirmemi bilmiyorum ama. Şimdi demokrasi meselesinde hakikaten bir bakıma ilerlemeler sağlandı. Bazı şeyler gerçekten değişti. Ama gene aynı noktaya geleceğim. Askerin ya değişmediği varsayılıyor. Her an hakikaten darbe yapabilecekmiş gibi bir kaygıyla, paranoya ile hareket ediliyor. Ya da gerçekten öyle durum. Ama bir yandan da şunu diyenler de var. Mümtaz Ertürköne medya mahallesinin mümtaz şahsiyetlerinden bir gün demiş ki bu orduyu tasfiye etmek gerekir demişti. Ya Mümtaz Ertürköne bu konularda ciddiye alınacak bir insan değil. Hayır ama APO'ya da paşalık verelim demişti. Evet de yaşananlar ciddiye alınmayı hak ediyor. Onun ne dediği bir yana yaşananlar hak ediyor. Şöyle özellikle Şura öncesinde yine bir dalga bekleniyor. Yani şöyle iddialar da var. Askerdeki bu dalgalar, balyoz ya da her neyse onun adı, o gerekçeyle gözaltılar, tutuklu hapisler, askerin komuta kademesindeki bir mühendislik, bir değişim ve bu da siyasi ve ideolojik arka planı olan, tabii ki her konuda olduğu gibi bir durum diyorlar. Sen şurada bu tutuklamalar, ve yargılamalar öngörülen düzeni değiştirdi. Hı hı. Yani daha önce baktığımızda diyorduk ki işte şu ordu komutanı şu tarihte evet. Kara Kuvvetleri komutanı olur. Çok net bilinirdi. Bu tarihte Genelkurmay Başkanı olur. Şimdi bu karıştı artık bu sıra bozuldu. Ama bunun öyle bir siyasi planlamadan kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü unutmayın ki o generaller de aynı şekilde yetiştiler. Yani aynı harbi okulunda okudular. Aynı kıtalarda benzeri eğitim gördüler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikleri, komutanların olaylara bakışı çok fazla değişmez. Önemli olan Silahlı Kuvvetlerin görev alanının içinde kalmasını sağlamaktır ki bu son operasyonlar bunu sağladı artık diye düşünüyorum. Bunu sağlamıştır diye düşünüyorum. Ama tabii şu anda düşünsene 37 general içeride. Yani bunu da 40 hani, küsür oldu galiba. En son 3 tane daha tutuklandı. 2 tane daha tutuklandı. General mi? Biri general, biri emekli general. Yani inanılır gibi değil. Hani muvazzaflardan söz ediyorum ben. Çok daha fazla şey. Emeklilerle birlikte. Muvazzaf yani görev altında olanların sayısı
Yani 1/3'ü içeride generallerin galiba. Neredeyse ya da yarısı. Yani gerekirse hepsi de içeride olabilir. Böyle bir işin içinde oldularsa ve mahkeme bu karar verirse gerekirse bütün general kadrosunu hapse de atabilirsiniz. Suç işlendiyse yani şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı diye kurtarabilir mi suç işleyince? Fenerbahçe çok taraftarı var diye küme düşmekten kurtulabilir mi? Suçsa suç. Peki bu nasıl? Şimdi Oliver Strauss-Kahn IMF Başkanı bir kadına tecavüzle suçlandı. 1 milyon dolar kefaletle içeri girdi. Sonra soruşturma devam etti. Amerikan polisi ve ona sonrasında da yargısı dedi ki bir dakika burada bir komplo varmış. Kadın buna komplo kurmuş. 1 milyon dolar kefalet iade edildi. Hapislikten de kurtuldu. Şimdi bu ne kadar sürede oldu? Birkaç ay içinde oldu. İşte adalet budur zaten. Mesele... Hızlı işlerse adalettir. Yani şimdi Strauss-Kahn aynı meseleyi Türkiye'de yaşasaydı en az 2 sene içeride kalırdı. Yani 1 milyon dolar verip kefalet terapten serbest de kalmazdı. 2 sene yatardı içeride. Yani Balyoz, Ergenekon şimdi bu Fenerbahçe, daha doğrusu Şike meselesi, o da özel yetkili mahkemede ve bir suç örgütü bağlamında olduğu için yani yargılama hızlı. Şimdi Ergenekon davasıyla ilgili eski geçmişte yazdım. Eleştirilerin temeli buydu. Öyle bir iddianame yazıldı ve sonra birbiriyle alakasız o kadar çok insan aynı davanın içine tıkıştırıldı ki bu dava önümüzdeki 10-15 yıl bitmez. Bitmeyince suçlu varsa cezasız kalır. Suçsuz varsa, masumlar varsa aralarında gereksiz yere işte bu ızdırapları çeker. Eleştirdiğimiz şey buydu. Bakalım burada ne olacak. Bir medya mahallesi olduğu için hani hatır gönül bilme adına söylemek durumundayım. Ekrem Açıkel, Kanal D muhabiri uzmanlaştığı diyeyim alandaki başarısını kanıtladı. İnanılmaz tıkır 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 bütün hani medya mahallesini arkasına taktı. Tebrik etmek lazım. Bir de Doğan Haber Ajansı. Bütün görüntülerde zaten evet. Görüyorsundur DHA. Sabah Uğur Cebeci'yi aradım. Dünya da kullanıyor mu bu görüntüleri diye sormak için. Dünya o kadar zaten özellikle Avrupa, dünya derken Avrupa müthiş bir ilgi göstermiş. Dedi ki bu gördüğümüz işte şimdi DHA amblemi dünyanın her tarafında var dedi. Hani onlara da bravo da sonuçta inşallah yargıya da bravo diyelim. Hakikaten artık her şey bir an önce açıklığa kavuşsun. Ergenekon'unda da Balyoz'unda da şikayet. Hızlı ve adil yargılama. Savunma hakkını kısıtlamayacak hızda evet. Bir yargılama evet. Düzenine ihtiyacımız var. Şimdi sence bugün uyarı almamı gerektirecek bir şey söylemiş olabilir misin? Zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Çok dikkatliydim bugün. Ama geçen seferde bir geçen şey sefer de dikkatliydim ama işte... Ağzından kaçtı fikir, galiba. Ağzından bir hakaret etmedim. Hakaret amirse herhangi bir şey söylemedim. Ben kimseye hakaret etmem. Söylediğim bir cümle nedeniyle yorum. Yani ama, tamamen onu söylemiyorum. Ama onu söyleme. Çok teşekkürler. Hakikaten gayet böyle şeydik efendim. Ciddiydik. Mehmet Yılmaz, teşekkürü bir borç bilirim. Efendim Türkiye'de yaşamak eskilerin aventür dediği macera filmi tadında. Böyle bir ülkede gazetecilik yapmaksa biraz korku gerilim türünde film tadında. Ama baksanıza her gün neler konuşuyoruz, neler paylaşıyoruz ve ne kadar paylaşabiliyoruz. Ama konuşmaya devam ederiz umarım. Yarın yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.